Güzel. Efendim İstanbul'dayız. İstanbul'da Yeni Kapı'da Kahramanmaraş tanıtım günlerinde burada farklı farklı sanatlarla karşımıza çıkan sanatçılarımız var efendim. Şimdi Kahramanmaraşlı olup İstanbul'da ikamet eden ve burada sanatlarını icra etmeye çalışan ve geleneksel bu sanatların da genç nesillere aktarılması için çaba gösteren kıymetli bir hemşerimiz var. Emine Toprak. Hem ressam, hem fotoğraf sanatçısı, hem de Maksat Sanat Topluluğu üyesi bir ablamız. Şimdi onunla hem kendisini yakından tanıyacağız, konuşacağız, hem de bu sanatları birlikte konuşacağız inşallah. Ablacığım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Yani elimizden geldiğince bu İstanbul'da programlarda görüşüyoruz. Maşallahınız var. Çalışmalarınızla beraber buradasınız. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Emine Toprak. Buyurun efendim. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Küçük Yapalak köyü doğumluyum. Çok güzel. Memleketimin toprağındaki etkinlikte olmaktan çok büyük keyif duyuyorum. Öncelikle davetten dolayı teşekkür ediyorum. Başlayacak. Neler yapıyorsunuz? Yani İstanbul'da neler yapıyorsunuz? Sanatları konuşmadan önce. Tamam. Öncelikle küçük yaşlarda tabii ki memleketten ayrıldık. İş hayatı, uzun bir iş hayatından sonra emekliliğin getirdiği zamanın çokluğunu sanata yöneldim. Fotoğraf ve resimle haşır neşirim bunları yani kendimi yorumladığımda ömrümün sonuna kadar sanat yapmak için dünyaya geldiğimi hayal eden bir insanım. Fotoğraf ve resmi de ikisini de ayırmıyorum. Evet. İkiz çocuğum gibi, birisi yeşil gözlü, birisi mavi gözlü gibi. Geceleri resim yapıyorum. Ama bana duygu veren resimler yapıyorum. Portre çalışmasını seviyorum. Anadolu'nun insanını resmetmeyi seviyorum. Göğsüme onlarla ilgili bir ah bunu yapabilirsin dediklerinde hemen o resme odaklanıp resmi yapıyorum. O türkülerle, Aşık Mahsuni ile Neşet Ertaş'la yüreğime değen türkülerle yapıyorum ve sergilerimi de türkülerle açıyorum. Ama şöyle, kıymetli izleyiciler, şimdi sadece bir ressam ya da sadece bir fotoğraf sanatçısından bahsetmiyoruz. Ödüllü özellikle fotoğrafların, ödüllü resimlerin sanatçısı, doğru mu? Evet, fotoğraflar. Ödüllerimizden biraz bahsedebiliriz. Evet, fotoğraf olarak da şöyle ödülleri bahsedeceğim. Fotoğraf benim için çocukluğumda olan bir tutkuydu. Fotoğrafta şunu hissediyorum, tek başına kadrajın içinde kaybolup bu dünyada sadece ben varım. Kadrajın içindekiyle ben bir bütünleşiyorum. Sonradaki sonuçlar beni çok mutlu ediyor. Nasıl bahsedeyim? Öncelikle anlatayım. Tabii yani. Böyle. Karşıma Yaradan'ın verdiği bir hediye olarak düşünüyorum. Eserler bana Yaradan'dan hediye. Mesela kalp çizen martılar. Evet. Ocak ayında buz gibi ellerim dönmüş bir şekilde bunu fotoğraflıyorum. Sıraya dizilmiş. Bu taraftan devam edelim. Tamam. Ona da bakalım abla. Evet, güzel. Mezopotamya'da şöyle, dedim Mezopotamya'yı seyredilen Barış Güvercin'i olarak görüyorum. Evet. Çocuklar ve hayvanlarımıza dokunmayın diyorum. Çocuklar ve sokak hayvanları bizim korumamız gereken en değerli varlıklardır, canlarımız. Aytap'tan ödüllü fotoğrafım. Evet. Kent Üniversitesi'nin bir projesinde yarışmasında derece aldı ama sokağa çıkma yasağımız vardı. Evet. Sokağa çıkma yasağında sevgililer günüydü, kar yağıyordu. Burada arkadaşımın ölüm haberini aldım fotoğrafı çekerken. Aşk var, ölüm var, tutku var, heyecan var bu fotoğrafta. Evet. Hüzün de var. Ama şöyle yapalım. Ödüllerden devam edeceğiz. Tamam. Değerli izleyiciler, ödüller bitmiyor, bir sürü böyle. Tabii, şöyle yapalım, biz yine devam edelim konuşmaya sizlerle. Peki, şöyle Emine Toprak ne zaman tanıştı? Özellikle fotoğraf sanatıyla. Fotoğraf, çocukluğumda fotoğraf çekti. Yayındayız abi, hemen geliyoruz. Yayındayız. Fotoğraf çekerken... Tabii böyle arkadaşlar, alan o kadar çok hareketli olunca yayına girenlerimiz de var. Evet, tamam. Çocukluğumdan ve babamın eve fotoğrafçıyı getirmesiyle tanıştım. Evet. İçimdeki bu tutkuyu iş hayatında yapamadım. Hep böyle titriyordum fotoğraf çektiğimde normal negatif filmleri kullanırken. Çok heyecanlanıyordum. Bir abimiz benim fotoğraf sanatçısı
bir yere yönlendir, kişiyi de yönlendirdi. O bana bilgisayar alacaksın, fotoğraf makinanı yenileceksin, sosyal platformlarda paylaşacaksın dedi. Sonrasında ben dediğini yaptım tabii ki. Şimdi ben de gençlere aynısını tavsiye ediyorum ve fotoğraf hakkında bütün bilgilerimi aktarıyorum. Yalnız şunu öneriyorum, tek başına geçsinler. Fotoğrafta tek başına baş başa kalsın. Oo, güzel. Şuraya kadar ilerleyelim efendim. Şimdi tabii siz aynı zamanda ressamsınız ve özellikle değerli izleyiciler burada resim servisi de mevcut. Evet. Şimdi resimle ne zaman tanıştık diyelim o sanatla? Resim ilkokulda hocam bana ne olacaksın büyüyünce dedi. Dedim ki ressam olacağım, aç kalırsın dedi. O zaman dedim benim küçük yapalaklı Veli amcam var, Veli Toprak. Onu polis kendisi. Ben dedim ki o zaman ben polis olayım dedim. Evet. Emeklilikten sonra aktifleştirdim. Resimle ilgili hikayelerim de var. Onları da anlatacağım size. Şöyle, peki bir tanesini alabilir miyiz resimle alakalı? Yanında olabilir miyiz? Şöyle yapalım. O zaman birazdan çekelim. Şöyle yapalım. Peki. Siz özellikle gençlere hem resimde hem bu sanatta tavsiye ediyor musunuz? Şöyle. Her gencin, her insanın hobisi olması lazım. Boş boş mesela sosyal medya, ellerindeki sosyal medyayla değil de, telefonla değil de günlerini değerli kılarak değerlendirmesi için çok dünyanın kapılarını açıyor. Fotoğraf çekmeseydim, resim yapmasaydım ben buralarda olmayacaktım. Tabii. Bizleri dünyanın kapılarını açıyor ve birçok insanlarla, platformlarla tanıştırıyor. Aynen. Kesinlikle tavsiye ederim. Monoton hayattan çekip alıyor. Tabii ki. Öyle, güzel bir şey. Peki şöyle ablacığım, siz sadece bu memleket günlerinde mi sergi açıyorsunuz? İlk defa geldim, teşekkür ediyorum. Ben kişisel sergilerim çok Mardin Müzesi'nde, Ankara Vakıf Eserler Müzesi'nde, İstanbul Taksim'de, Tayyare Kültür Merkezi'ne, Türkiye'nin birçok yerine kişisel sergiler açtım. Aynı zamanda Silivri'de yaşıyorum. Yoğurt Festivali'nin daimi ressam ve fotoğrafçısıyım. Davet edilen her yere de gidiyorum. Haberler olsun. Elbistan Küçük Yapalak'ta dünyaya geleceksiniz ve İstanbul'da metropol kentte bu kadar resim serisi, bu kadar fotoğraf serisi açacaksınız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tabii o toprakların verdiği ilhamı getiriyorsunuz buraya. Aynı zamanda Maksat Sanat Grubu'nun üyesisiniz. Efendim Yaşar Gören abine de selam ediyoruz buradan. Çok Maksat selam. Maksat Sanat'ın da başarılı üyelerinden bir tanesinizsiniz. Maksat Sanat'tan da birkaç cümle bahsedebiliriz. Şimdi öncelikle Maksat Sanat'ın kurucusu Yaşar Gören'e çok teşekkür ediyorum. Kendime de iyi ki Maraşlıyım diyorum. Güzel. Maraşlı olmasaydım üyesi olamazdım. O benim yaptıklarımdan haberdar. Emine senin bizim grubumuzda olman bizi mutlu eder dedi ve ben de ekstradan türkülerle harmanlanmış, yoğrulmuş bir insan olarak benim için de çok büyük bir mutluluk. Çok güzel, çok şahane. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yani teşekkür şöyle hem ediyorum. Yayınımıza katılmanız, hem sorularımızı içtenlikle cevaplandırmanız, hem de memleketimizden gelen bir kültürü, o geleneksel kültürü genç nesillere aktarma noktasındaki bu şekilde çaba gayretinize çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ olun efendim. Resmimin çok anlamlı bir hikayesi var. Bu hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında bir proje bu. Roman halklarının iyileştirilmesi için küçük kız çocuğun yüreğine dokunmak adlı 2013 yılında ki çalışmamı Roman Mahallesi'nde küçük kız çocuğun kapısının önüne götürerek 10 tane eserini habersiz, kendisi görmeden onun kapısında yırtarak göstererek kendisinin açılımıyla tüm izleyicilerle buluşturduk ve sonrasında oranın iyileştirilmesi, düzenlenmesi için konteynerler, temizlikler, birçok şeyler yapıldı. Amaç halkı oraya çekmekti. Sosyal bir sorumluluk projesi olarak içimdeki duyguyu oraya aktardığımı düşünüyorum. Gelen birçok konuk da ağladı ve çok etkilendi. Şimdi bu küçük kızımız evlendi, çocuğu oldu. Hatta geçenlerde de nikahı kıyıldı. Takipteyim. Çok değerli insanlar, güzel insanlar.